Merhaba sevgili arkadaşlarım, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kelle paça çorbası tarif vereceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle kemikli etlerimizi iyice çömlekte haşladık ve etleri kemiklerinden ayrılacak hale getirdik şöyle. Önce bunların kemiklerdeki etleri ayıracağız değerli arkadaşlar. Ondan sonra kelle paça çorbamızı yapacağız. Aslında kelle paça çorbası adından da anlaşılacağı gibi kelle ve paçadan olur değerli takipçilerimiz. Ancak ben hem kelleyi hem de paçayı yani ayakları yemiyorum. Yani sakatat bölümlerini yemediğim için böyle kemikli olan bel kemiklerinden ya da işte bacak kemiklerinden birazcık etli bırakıyorum. İşte o etlerden de kelle paça çorbası yapıyorum değerli arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Neden kelle paça yemiyorsun? Daha çok küçüktüm. Yaklaşık 11-12 yaşlarımda Uşak'ta Hal Lokantası vardı. Oraya gitmiştim. Orada bir kelle paça çorbası istedim ilk defa. Yani köyden gitmişim. Lokantada kelle paça çorbası yiyeceğim. Tabi tabakta bir geldi. Deri. Resmen böyle 1 lira kadar büyüklüğünde deri ve derinin üstü komple olduğu gibi kıldı. O günden bugüne de kelle paça çorbası yemiyorum arkadaşlar. Kendim yapmadığım sürece. İşte o yüzden buradan şimdi ayıracağım kendim. Ellerimle kelle paça çorbası içeceğiz. Kelle paça çorbası hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hem de besleyici olduğu için iliklerini de görüyorsunuz kemiklerden ayrıldı. Hem çocuklara hem de yetişkinlerde kelle paça çorbası çok çok şifalıdır arkadaşlar. Şimdi bu kemiklerini etlerini ayıralım. Çorbamızın tarifine geçelim. Şöyle kemiklerin etlerini alıyoruz değerli arkadaşlar. Ayırıyoruz şurada. Şuralar kara doğran. Bakın böyle et bunlar arkadaşlar. Şunları görüyorsunuz. Bunları çıkarıyoruz, alıyoruz. Evet. Şimdi kemiklerinden etlerini ayırdık arkadaşlar. İşlemlere devam ediyoruz. Bir tencereye birazcık zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle tenceremizin içine 2 yemek kaşığı un koyuyorum arkadaşlar. Ve şöyle unumuzu kavuracağız. Şöyle unumuz pembeleşene kadar burada unumuzu kavuruyoruz. Unumuz pembeleşti. Unumuzun üstüne şöyle bir su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Açılması için. Evet. Şöyle el suyuyla unumuzu beraberce karıştırıyoruz. Topak olmadan, hamur şekline gelmeden karıştıracağız arkadaşlar. El suyumuz bir kaynasın burada. El suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi titmiş olduğumuz etleri üzerine ilave ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir beraberce kaynasın.
Kelle paçalarımız kaynadı. Zaten ernikti. Şimdi terbiyesini hazırlayabiliriz artık. Bir kasenin içine bir adet yumurta kırıyoruz. Şöyle 2 kaşık yoğurt koyuyoruz. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Şöyle 2 çay kaşığı pul biber ilave ediyoruz. Biraz karabiber öğütüyoruz. Şöyle 1 çay kaşığı kimyon kullanıyoruz. Şöyle yarım limon suyu sıkıyoruz üzerine. Şöyle 1 yemek kaşığı sirke kullanıyoruz, ev yapımı. Şöyle bir diş sarımsak döveceğiz. Şöyle dövülmüş sarımsağımızı da üzerine ilave ediyoruz. Şöyle hepsini beraber bir çırpıyoruz. Şimdi yemeğimizin suyundan şöyle yavaş yavaş buraya vererek karıştırıyoruz arkadaşlar, kestirmeden. Yumurta var içinde. Burada birden dökerseniz ne olur? Yumurtalar parça parça olur arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş veriyoruz. Burası önemli. Çünkü burada yemeği kestirirseniz üzerinde kötü görünür arkadaşlar yemek. Tel tel şeyler gözükür böyle. Yumurtalar gözükür. O yüzden burada iyice yemeğin kıvamına gelmesi lazım. Sıcaklığına yani ikisi de. En önemli yeri burası. Evet. Şimdi tekrar yemeğimizi artık buraya verebiliriz. Karıştıra karıştıra ve yavaş yavaş. Şu anda kelle paça çorbamız tamam olacak. Bir defa daha kaynatacağız arkadaşlar. Ondan sonra çorbamız hazır hale gelecek. Artık yavaş yavaş burada karıştırarak yemeğimizi hazır hale getireceğiz değerli arkadaşlar. Burada şimdi yavaş yavaş karıştırarak yemeğimiz kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğiz ki yumurtalar üzerine çıkmasın arkadaşlar. Kötü bir görüntü olmasın. Yemeğimiz kaynadığı anda çorbamız hazır hale, servise hazır hale gelecektir arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerimiz, artık çorbamız gördüğünüz gibi kaynadı. Evet. Hazır artık. Bakın üzerinde o kesik olan yumurtalar gözükmedi. Çünkü kestirme çok önemliydi değerli arkadaşlar. Yemeğimiz, çorbamız servise hazır artık. Altını kapatabiliriz. Şöyle çorbamız hazır artık. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi kelle paça çorbamız muhteşem oldu. Bakın böyle görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Gayet kıvamında. Yeğenlere afiyet olsun değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.